Merhaba arkadaşlar, Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kahvaltılarınızda, ikindinin çaylarınızda ya da akşam yemeklerinizde bile tüketebileceğiniz çok lezzetli ve pratik bir kabak yemeği tarifim var. Kabak kavurma yapıyorum arkadaşlar. Mutfağınızda sadece bir adet kabak ve 2 kaşık da yoğurdunuz varsa bu yemeği çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Gerçekten çok pratik bir yemek. Ben yemek diyorum ama genellikle ben bunu kahvaltılarda yaparım. Kahvaltılık bir çeşit olarak hazırlarım genelde mutfağımda. Sizlere de tarifini vermek istedim. Artık taze kabak bulmak çok kolay arkadaşlar. Pazarda her yerde kabak satılıyor. Mevsimi gelmiş artık kabağın. Şimdi bir adet kabağımı ben rendeledim. Kabuklarını soymadım arkadaşlar. Sadece yıkadım. Kabuklarıyla beraber rendeden geçirdim. Şimdi tavamın içine kabağımı aldıktan sonra üzerine bir miktar sıvı yağ gezdiriyorum. Yüksek ateşte kabağımı kavurmaya başlayacağım. 3-4 dakika içinde kabağım pişmiş olacak. Sizler de göreceksiniz. Kavurma esnasında kabağımızı sık sık karıştıralım ki eşit oranda pişsinler. Zaten kabak pişerken suyunu da salacak. Biraz suyunu salıp çekmesini bekleyeceğiz. Kilo vermek isteyen arkadaşlara da ben bu yemeği tavsiye ederim arkadaşlar. İçine yağ miktarını biraz daha az koyarak ya da hiç yağ kullanmayarak bile bu yemeği yapabilirler. Hem vitamin deposu hem de içinde yoğurt olduğu için doyuruculuk özelliği yüksek hem de çok lezzetli bir yemek tarifi arkadaşlar. Tavsiye ederim. Eğer sağlıklı beslenmek istiyorsanız ya da kilo vermek istiyorsanız mutlaka bu tarifimi deneyin. Kabağımız bir kenarda kavrulurken ben de bu sırada hemen 2 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdum vardı. Onu bir kasemin içine aldım. Azar azar su ilave ederek yoğurdumun kıvamını açacağım. Dilerseniz içine sarımsak da rendeleyebilirsiniz. Yoğurdumu açtıktan sonra içine biraz toz biber ekliyorum. Birazcık nane ekliyorum. Fesleğen de ekledim. Sizler daha farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Bu tamamen insanın kişisel zevkine kalmış arkadaşlar. Ama benim size tavsiyem mutlaka fesleğensiz yapmayın bu tarifimi. Bu fesleğen gerçekten çok yakışıyor kabakla beraber yoğurda. Şimdi kabaklarım oldu, gördüğünüz gibi suyunu saldı, biraz da geri çekmesini sağladım. Yüksek ateşte kavurmamızın nedeni o. Kabak sulu bir sebze olduğu için hemen sulanıyor. Kavurma esnasında suyunu salıyor. Geri toplaması için biraz da ateşte tutmamız gerekiyor. Hem de bu sırada kabaklar yumuşamış oluyor iyice. Evet, kabağımızın pişme süresi bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 3-4 dakika kadar bir süre geçti aradan. Evet, benim kabaklarım pişti. Şimdi altını kapattım. Servis tabağımın içine kabaklarımı alıyorum. Eğer çocuklarınıza kabağı farklı şekilde yediremiyorsanız bir de bu şekilde yedirmeyi deneyin. Görün bakın, çok severek yiyecekler ve tüketecekler. Benim özellikle yaz mevsiminde çok sık yaptığım bir kahvaltı çeşidiydi arkadaşlar, kabak kavurması. Bugün tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Bu kadar kolay ve hızlı bir tarif. Mutlaka denemenizi isterim. Şimdi hazırlamış olduğum yoğurdu da kabaklarımın üzerine alacağım ve servise hazır hale getireceğim. Eğer dilerseniz yoğurdun da üzerine ayrıca yağ ve salçalı sos hazırlayıp da dökebilirsiniz. Biraz daha lezzetini artırmış olursunuz. Fakat ben kabağımın içinde yağ kullandığım için fazladan yağ kullanmaya gerek duymadım. Yoğurdun üzerine pul biber ve nane epeleyerek servise hazır hale getirdim arkadaşlar. Kahvaltı soframa götüreceğim. Benim bugünkü tarifim bu kadardı. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.